Merhaba. İyi ki buradasın. İyi ki varsın. Arkadaşlar, bu bitkinin asilliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Süper, şu duruşa bakın. Süper, süper. Çiçekleri çıkıyor. Bekleyeceğim. Tohumlarını alacağım arkadaşlar. Süper. Bunun ticareti yapılıyor. Bunun... Çalıların arasına girdim. Bakınız. Şöyle yaprakların arkaları dikenli dikenli arkadaşlar. Ama diken ailesinden değil, dikenli aileden değil. Cardon deniyor. Cardon bunun kökündeki saçakları kullanılıyor arkadaşlar. Şifalı bitki olarak. Arkadaşlar, bu şifalı bitki tarak otu, fırça otu, çoban tarağı da deniyor. Muhakkak vardır. Doğada da yetişiyor. Yetiştiriliyor da. Ama böyle tohuma, çiçeğe düşmeden önce toplanıyor. Kökleri kazınıyor arkadaşlar. Alınıyor. Saçaklı saçaklı böyle yayılıyor. Çok değişik arkadaşlar saçakları. Ben bir tanesini çıkarmaya çalıştım. Tabii ki hep taşlık alan olduğu için zor çıkardım. Saçaklarını hep mahvettim yani. Alamadım saçaklarını maalesef. Bunu bırakıyorum, buna dokunmuyorum. Bunun tohumunu alacağım arkadaşlar. Başka bir yerde daha görürsem, ama işte çiçeklenmeden önce toplamak gerekiyor. Çok kısayken, şöyle köklerinde şöyle kısayken toplanıyor. Tabii ki o zaman ben tanıyamazdım. Çok değişik ya. Gerçekten su toplamış içerisi, bakın. İçerisinde su var. Çok güzel. Tabak gibi iki yaprağın birleşimi. Bir oraya dağılıyor, bir buraya. Sağ sol, ama ortası tabak gibi duruyor. Şöyle bakınız. Bunu tanıyınız arkadaşlar. Bu çok önemli bir bitki. Şifalı bitki. Kardı. Karden untu. Türkçesi de çoban tarağı, tarak otu, fırça otu diye geçiyor. Lima hastalığına karşı birebir kullanılıyor. Ve Almanya'da dikiliyor. Amerika'ya, oraya buraya şifalı bitki olarak satılıyor arkadaşlar. Neyi? Saçakları. Bulduğuma çok sevindim. Ve ben bunun lila açıyor arkadaşlar çiçekleri. O önemli. Beyaz açanı da var. Beyazdan lilaya dönen o değil. Sadece lila açan çiçekli olan tarak otunu kullanmanız gerekiyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor böyle. Çok güzel, çok da asil duruyor arkadaşlar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayınız. Abone olunuz, destek veriniz. Hoşça kalınız.